Bismillahirrahmanirrahim. Bab-ı hükmü bevlil gulâmi vel cariye kıblen yekûlet ta'am. Erkek ve kız çocukları yemek yemezden evvel, yani süt emerken onların bevillerinin hükmü nedir? Ulemanın burada ihtilafı olduğundan dolayı bu ihtilafı İmam-ı Tahavi beyan ediyor, delilleriyle beraber zikrediyor. حدثنا أحمد بن داود قال حدثنا بكر بن خلف قال حدثنا معاذ بن هشام قال أخبرني أبي أن قتادة عن أبي حرب بن أبي الأسود عن أبيه عن علي رضي الله عنه حضرت علي كرم الله وشهدن روايت ediyor. O da kimden? عن النبي صلى الله عليه وسلم رسول اكرم efendimizden ki أنه قال رسول اكرم efendimiz buyurdular في الرديع süt emen çocuk hakkında ki yuğselu yıkanılır. Bevlül cariye cariyenin kız çocuğunun bevli yıkanılır. Ve yundahu su serpilir. Bevlül gulam gulamın erkek çocuğun bevlüne de su serpilir. Erkek çocuğunun idrari bir adamın elbisesine geldi mi öyle suyu ondan akıdır. Neth eder. Yıkanmaya ufalamaya lüzum yok. O temiz olur. Fakat kız çocuğu ise su dökülür ve yıkanılır. Şimdi bu hadisi şeriften anlaşılan erkek çocuğunun bevli hafif, kız çocuğunun bevli daha ağır olduğundan hükümleri başka başka oluyor. İkinci hadisi şerif şu: Haddesene ibn Ebi Davud kâle haddesene Ebul Velid kâle haddesene Ebul Ahvas en Simâk ibn Harb en Kâbus ibn el-Muharik en Lübâbe bint el-Haris. Lübabe bintil Haris'ten rivayet ediliyor radıyallahu anh'a Lübabe Hazreti Abbas'ın zevce-i muhteremeleri. Ennel Hüseyin ibn Ali'in radıyallahu anh'ıma Hazreti Hüseyin bâli alen nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'in üzerine bevletti. Hazreti Lübabe Hazreti Hüseyin doğar doğmaz onu aldı ve kendi sütüyle onu yetiştirmeye başladı. Bir gün Peygamber Efendimiz'e getirdi Hazreti Hüseyin'i. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de Hazreti Hüseyin'i aldı, göğsüne koydu. Koyduğu gibi Hazreti Hüseyin radıyallahu anh işedi. Onun bevli Peygamber Efendimiz'in üzerine geldi. Onu anlatıyor da Lübabe diyor ki Vâli alen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem Hüseyin Resulullah Efendimiz'in üzerine bevletti. Fekultu ben dedim ki Resulullah Efendimiz'e âtini sevbek âsilhu ya Resulullah elbiseni ver yıkayayım dedim. Fekale buyurdular ki innemâ yûselü minel ünsâ kız çocuğunun bevlün yıkanılır. Ve yundahu min bevli zeker erkek çocuğunun bevli neth edilir buyurdu. Yukarıki hadis Hazreti Ali'den bu da Hazreti Lübabe'den rivayet edildi. Haddesene Fâtun gâle haddesene Ebu Bekir ibn Ebi Şeybe gâle haddesene Ebu Lahves Ahvas fe zekere mislehu bi isnâdihi. İmam-ı Tahave Ebu Lübabe'nin hadisini bir de Fehet tergiyle rivayet ediyor. Haddesena Yunus kâle akhberen ibn Vehbin kâle akhbereni Malikun ve Leysu ve Amrun ve Yunusun an ibn Şihab an Ubeydillah ibn Abdillah ibn Utbe an Ümmi Qays binti Mehsen. Bu rivayette Ümmi Qays'ten gelir. Meşhur sahabeden Ukaşe radıyallahu anh'ın kız kardeşi. Enneha Ümmü Kays etet getirdi bibnin daha kendisinin bir oğlunu getirdi. Ki lem yekul ta'am lissa ta'am yememiş yani süt emiyor. Resulullah Efendimiz'e getirirdiler. Teberrüken Resulullah Efendimiz ona dua buyursun diye. Onu getirdi ila Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'e. Fe eclesehu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz o çocuğu oturturdu fi hicrihi kucağında. Fabâle alâ sevbihi Resulullah Efendimiz'in elbisesini bevletti. Fedaa Resulullah Efendimiz istedi bimâin suyu, su getirin dedi. Fenezahehu suyu ve bevlettiği yere serpti. Ve lem yâsilhu onu yıkamadı. Nadih burada böyle ufak eliyle silme değil, serpmek değil. Yani suyu alıyor, üzerinden döküyor fakat bu elbiseyi sıkmıyor. حدثنا يونس قال حدثنا سفيان عن الزهري فذكر مثله بإسناده. Bu Ümmü Kays'ın hadisini İmam-ı Tahavi Yunus tarikiyle Süfyan
Süfyan'dan, o da Zühri'den rivayet ediyor. Yukarkini de Yunus İbni Vehb Terik ile zikreylemişti. Haddesen İbni Huzeyme kâle haddesen Abdullah İbni Raca kâle akberena Zâide an Hişam İbni Urve an Ebihi an Âişe. Hazreti Âişe radıyallahu anh'tan rivayet ediliyor. Kâle ütiyen Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem bi sabiyyin. Peygamber Efendimiz'e bir çocuk getirildi. Yuhannikuhu, onu tehnik eder, yani onun ağzına ya hurma yahut Resulullah Efendimiz kendi ağzı barından bir şey koymak için ona tehnik derler. Ve yed'u lehu, getirildi ki ona dua ede, ona bir de ağzına bir şey koya. Febâle aleyhi, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin üzerine bevletti. Feda'a bimâin, Resulullah Efendimiz bir su istedi. Fenatahehu, suyu ona serpti. Velem yâsilhu, onu yıkamadı. Yani ufalamadı o elbiseyi. Suyu öyle üzerinden döktü, su aktı gitti. Bu hadisi şerifi de Hazreti Âişe radıyallahu anh'a rivayet ediyor. Şimdi burada Hazreti Ali'den, Lübabe'den, Ümmü Kays'ten ve Hazreti Âişe'den 4 hadis rivayet edildi. Kâle Ebu Cafer, İmam-ı Tahavi buyuruyor ki, فَذَهَبَ قَوْمٌ عُلَمَادًا, bir kısmı zahib oldular. İle tefriki beyni hükmi bevlin gulami ve bevlin cariye. Erkek çocuğunun bevliyle kız çocuğunun bevlünün arasındaki hükmün ayrı ayrı olduğuna sahip oldular. Bunların hükümleri başka başka dediler. Bu çocuklar neden evvel hükümleri başka başkadır? Kebleyen ye ekülâ, yemezden evvel ta'amı ta'amı. Ta'amı yemezden evvel bevülleri başka başkadır. Erkek çocuğunun قال أبو جعفر فذهب قوم إلى التفريق بين حكم بول الغلام وبول الجارية قبل أن يأكل الطعام. إمام التحاوي buyuruyorlar ki çocuklar yemek yemezler evvel erkek çocuğunun bevli başka, cariye kız çocuğunun bevli başkadır. Ulemanın bir kısmı aralarını tefrik eylediler. فقالوا dediler ki بول الغلام طاهر, erkek çocuğunun bevli temizdir. بول الجارية necisün, kız çocuğunun bevli de necistir dediler, böyle ayırdılar. İşte bu mezhebe sahip olanlardan birisi İmam Ahmed bin Hanbel'dir. Birisi İshak bin Rahevi, Ebu Sevr, bunlar buna sahip olmuşturlar. İmam-ı Malik'ten de böyle olduğu rivayet ediliyor. Evzai ve Şafii'nin de mezhepleri budur. Ve halefen fi zalike aharun, ulemadan diğer bir kısmı bunları muhalefet ettiler. Fesevvav, müsavi kıldılar. Beyne bevleyhima, erkek çocuğuyla kız çocuğunun bevlerini müsavi kıldılar. Cemiyen cemisini, yani ikisinin hükmü de birdir dediler. Ve cealuhuma, ikisini de kıldılar. Necisini necis kıldılar. Erkek çocuğunun bevli temiz, kız çocuğunun bevli necis, böyle değildir. İkisi de necistir dediler. İşte bu ikisi de necistir diyenlerdendir İmam Ebu Hanife, İmam-ı Malik ve bunların ashabi, talebeleri İbrahim-i Neha'i, Said ibn-i Müseyyep, İmam-ı Sevri, Hasan ibn-i Hay ve Ehl-i Beyt'in mezhebi ve Kufiyyun'un mezhebi budur. İkisi de necistir. Aşağıda geliyor, necistir ama fakat yıkama şeklinde fark vardır. Resulullah Efendimiz'in bu hadisi şerifleri buyurması, erkek çocuğunun bevli temiz olduğundan dolayı değil, erkek çocuğunun medhali, bevül çıktığı yeri dar olduğundan dolayı elbiseye gelirse etrafı intişar etmez. Ona su dökmekle yıkanılır. Üzerinden suyu döktün mü o yıkamak demektir. Kız çocuğununki öyle değildir. Kız çocuğununki daha necis olduğundan dolayı onu ufalamak lazımdır. وقالوا bu mezhebe sahip olanlar dediler ki قد يحتمل, ihtimali olur kavlün nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz'in kavli şerifi, hangi kavli şerifi? Bevlül gulami yundah, erkek çocuğunun bevli nethedilir. Bununla murad edildi innema arada, bununla murad etmiş olan Peygamber Efendimiz bin nethele sabbel mai, suyu dökmek aleyhi an üzerine. Yani nedihte murat, suyu onun üzerine dökeceksin, akıp gidecek. Bu murad edile. Fakat tüsemmil arabu, Arap tesmiye eder. Zalike buna nedhen nedih, suyu döktü de akıttı mı buna nedih derler.
Ve minhu kavlun nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem. İşte bunu teyit eden şeydendir Peygamber Efendimiz'in kavli şerifi. İnni le'arifu medineten yandahul behru bi canibiha. Resul-i Ekrem Efendimiz'in bu kavli şerifi bundandır. Resulullah Efendimiz buyuruyor ki inni le'arifu, ben bir biliyorum, muhakkak biliyorum, medineten bir şehri ki yandahul behru, deniz nethider, bi canibiha, onun canibini nethider. Felem yani sallallahu aleyhi ve sellem kastetmedi. Bizalike nethi, bu nethile murad etmedi. Erreşe, sepmeyi murad etmedi. Yani denizin serpintisi ona gelir, bunu kastetmedi. Ya yıkar. Yani su gelir, o şehrin kenarını yalar. Yalar, yıkanır, gider. İşte o Uman. Uman şehri, Meskat Uman var ya, oradaki Uman şehri budur. Şimdi burada yendahu. Yendahu'dan murad, yani yasubbu. Su gelir oraya, vurur. Onu Türkçesinde su yalar, yalar gider. Velakinnehu erade sallallahu aleyhi ve sellem buradaki yendahu ile murad etti. Yezzeku bi canibiha, onun canibini lezgeder, yalar. Caiz ki Resulullah Efendimizin kölenin, yani gulamın, erkek çocuğun bevli nefredilir denilmesindeki nedihde murad bu olur. Yani suyu dökeceksen akacak. Kalu dediler ki ve innema ferraka beynehuma, Said ibn Müseyyep bunların ikisinin arasını tefrik eyledi. Lenne bevlil gulami, gulamın bevli yekunu fi mevdi'in vahidin, bir mevdi'ye doğru. Lidiki mahrecihi, bevlün çıktığı mehal dar olduğundan. Ve bevlil cariyeti, cariyenin bevli de yeteferregu, teferruk eder, etrafı intişar eder. Lisi'ati mahrecihi, çıktığı yer geniş olduğundan etrafa sirayet eder. Onun için Said ibn Müseyyep aralarını, hükümlerini ayırdı. فَاَمَرَ اَمْرَتِ ف۪ي بَوْلِ الْغُلَامِ, gulamın bevlünde bin نَتْحِ نَتْحِلَ, yani suyu döksün. يُرِيدُ سَبَّ الْمَا, نَتِحْلِ murad etti. Neyi? سَبَّ الْمَا'yı, suyu dökmek. ف۪ي مَوْدِيَنْ وَاحِدٍ, bir mevdi'ye dök. O mevdi'ye döktüm, o gulamın bevlünü alır götürür. وَاَرَادَ بِغَسْلِ بَوْلِ الْجَارِيَةِ, cariyenin bevlünü yıkamakla da murad etti. En yutetebbe'a, tetebbe oluna bil mayı, suyla, yani suyu dökeceksin, sıkacaksın, bir daha dökeceksin, bir daha sıkacaksın, daha temiz oluncaya kadar. Lennehu yeka'u, cariyenin bevli vaku olur. Fî mevâdi'a müteferrike, müteferrik mevzilere vaku olur. Ve hâzâ muhtemelun, bu işte muhtemeldir. Neye? Limâ zekirnehu, bizim zikrettiğimiz şeye muhtemeldir. Yani onun ihtimali budur. Hükümlerinin ayrı ayrı olması, bevullerin çıktığı yerlerin birisi dar, birisi geniş olduğundan dolayı. Ve gadruyen ba'dil mütekeddimine, ulema-i mütekeddiminin bazılarından da rivayet edildi. Maşul bir rivayet ki yedullu ala zalik, bizim bu dediğimize delalet eder. Femin zalik, işte mütekeddiminin bazılarından rivayet edilen şeylerdendir. Maşul bir hadis ki haddesena Muhammed ibn Huzeyme. Muhammed ibn Huzeyme bize rivayet eyledi. قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد عن قتادة عن سعيد بن المسيب أنه قال, سعيد بن المسيب buyurdular ki الرش بالرش والصب بالصب من الأبواب من الأبوال كلها. Böyle buyurdular. Manası الرش, suyu dökmek, بالرش, رش sebebiyledir. Yani bevül رش ise, dökülmüşse sen de suyu ona dökersin. وَالصَّبُّ بِالصَّبِّ, yok, بَوْلْ صَبِّسَ, etrafı dağılmışsa sen de onun etrafını yıkarsın. مِنَ الْاَبْوَابِ كُلَّهَا, بَوْلَّرِنْ hepsinden böyledir. Şimdi burada Said ibn Müseyyep bak ayırdı. Erkek çocuğunun bevli bir yere geldiğinde suyu dökersen temizlenir. Kız çocuğunun bevli etrafı dağıldığından onu da yıkamak, ufalamak lazımdır. حدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد بن حميد عن الحسن حسن بصري دان رواية دلدان أنه قال buyurdular ki بول الجارية يغسل غسلا, kız çocuğunun bevli yıkanmakla yıkanılır, yani sıkılarak iyice suyu dökersin, ufalarsın, yıkarsın, tekrar bir daha, tekrar bir daha, buna gasıl derler. Ve bevlül gulami, erkek çocuğun bevli ise yutbe'u bil mai, mai ile itba edilir.
Yani suyu dökersin su gider. Üzerinden dökersin su gider. Onu ufalamak, yıkamaya lüzum yoktur. Said ibn-i Müseyyep'ten ve Hasan-ı Besri'den de gelen rivayetler bu rivayeti teyit ve tekid eyledi. اَفَلَا تَرَى sen görmez misin ki اَنَّ سَعِيدًا سَعِيدِ بِنْ مُسَيِّبْ رَحِمَهُ اللّٰهُ قَدْ سَوَّى مُسَابِ قِلْدِ بَيْنَ حُكْمِ الْاَبْوَالِ كُلِّهَا Beylerin hepsinin hükmünün arasını müsavi kıldı. مِنَ السِّبِيَانِ çocuklardan ve gayrihim gayrilerinden. مِنَ الْاَبْوَالِ كُلِّهَا dedi. İster çocuğun bevli olsun, ister büyük adamların bevli olsun, hepsi böyledir. Yani o bevlün çıktığı yer dar olursa etrafı intişar etmez, suyu dökmekle gider, yok. Etrafa dağılmışsa o vakitte yıkanılır. فَجَعَلَ قِلْدِ نَيْ مَا اُلْ بِشَيْهِ كِ كَانَ مِنْهُ رَشَّنْ Reş oldu. O bevül kimden çıkıyorsa o reş oldu. Böyle etrafa dağılmayarak bir yere geldi. يُطْهَرُ بِالْرَشِّ Suyu dökmekle bu temiz olur dedi. مَا اُلْ بِشَيْهِ كِ كَانَ مِنْهُ صَبَّنْ Dökmekle oldu. يُطْهَرُ بِالصَبِّ Onda sab bile tatir edilir. Etrafı intişar ettiğinden o da yıkanılır. لَيْسَ اَنَّ بَعْدَهَا Bu olmadı ki, yani bu bevullerin bazısı عِنْدَهُ سَعِدِ بِنْ مُسَيِّبٍ عِنْدِنْدَ تَاهِرٌ Temiz ve بَعْدَهَا bazısı غَيْرُ تَاهِرٍ Temiz değil, böyle olmadı. Sen zannediyorsun ki gulamın bevli tahirdir, insanın bevli gayri tahirdir, böyle değil, hepsi necistir. وَلَكِنَّهَا كُلُّهَا Lakin bu bevullerin hepsi عِنْدَهُ سَعِدِ بِنْ مُسَيِّبٍ عِنْدِنْدَ نَجِسَتُنْ Necistir. وَفَرَّقَ yalnız Said ibn-i Müseyyep tefrik eyledi, ayırdı beyine tatahhuri temiz olmakta. مِنْ نَجَاسَتِهَا وَاَلْبِسَنِنْ Bevülden, bevülün necasetinden temiz olmasında tefrik eyledi. عِنْدَهُ kendi indinde بِضِيقِ مَخْرَجِهَا وَسِعَتِهِ Bevülün çıkmış olduğu yerin dar olması yahut da geniş olması itibariyle temizlenmesinde fark vardır. Hepsi necistir. Erkek çocuğundan bevül dar mahalden çıktığından dolayı onun temizlenmesi başkadır. Üzerine su dökersen gider. Kız çocuğunun bevülünün çıktığı yer geniş olduğundan dolayı etrafı intişar eder. Onu da yıkayacaksın. Yoksa bevüllerin hepsi necistir. Sümme eredine ba'de zalik. Bundan sonra biz murad ettik. Ennen zure fil asari. Eserlere bakmayı murad ettik. Öyle eserler ki el-mesureten Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'den gelmiş olan eserlere, hadislere bakmak murad eyledik. Hel fiha ve eserlerde orucu mudur? Maşul bir şey ki yedüllü delalet eder ala şeyin mimma zekerine bizim zikrettiğimiz bu şeyler üzerine delalet eder. Bir şey bulabilir miyiz? Yani hepsi de necistir de yalnız temizlenme itibariyle aralarında fark vardır. Bu hususta eserleri Resulullah Efendimiz'den gelen hadis-i şerifleri aramak istedik. فَنَزَرْنَا فِي ذَلِكَ Buna da nazar ettik, aradık. فَاِذَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرِ بْنِ يُونُسُ Biz de baktık ki Muhammed ibn-i Amr ibn-i Yunus قَدْ حَدَّسَنَا bize rivayet ediyor. قَالَ Muhammed ibn-i Amr dedi ki حَدَّسَنَا Ebu Muaviye عَنْ هِشَامِ ibn-i Urve Bana Muaviye rivayet eyledi, o da Hişam ibn-i Urve'den, an ebihi, o da babası Urve'den, an Aişe'te radıyallahu anh, o da Hazreti Aişe'den rivayet eyledi, kâlet. Hazreti Aişe radıyallahu anh buyurdular ki, Kâne Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz, oldu yûta bis-sibiyâni, çocukları ona getirirdiler. Feyed'û lehum, onları dua ederdi. Feûtiye bis-sibiyyin merretin, bir kere bir erkek çocuğu getirdiler. Febâle aleyhi Resulullah Efendimiz'e bevletti. Fekâle buyurdu ki subbu aleyhi onun üzerine dökün elmâ'a suyu sabben dökmekle. Suyu dökün su aksın geçsin. Şimdi bu hadis neye delalet etti? Bak yıkanmak yok. Suyu dökmekle temiz oluyor. Bu delalet ediyor ki erkek çocuğunun bevlünün çıktığı yer dar olduğundan etrafa çok intişar etmiyor. Suyu dökmekle temiz oluyor. حدثنا ربيع قال حدثنا أسد قال حدثنا محمد بن حازم فذكر بإسناده مثله وحديث شريف إمام التحاوي ربيع تاريخي لدى رواية ديور حدثنا ربيع المؤذن قال حدثنا أسد قال حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها
Ennen Nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem Resul-i Ekrem Efendimiz ütiye bi sabiyyin. Bir sabi ona getirildi. Febâle aleyhi Resulullah Efendimizin üzerine bevletti. Feetbâhu elmâ, suyu ona itba etti. Yani suyu ona döktü elbisesine. Ve lem yâsilhu, gaslinde mübalağa etmedi. Yani onu ufalamadı. Üzerinden suyu döktü, su aktı gitti. Haddesena Yunus'un kâle akberene ibn-i vehbin enne mâliken haddesehu an Hişam. Fezekere bi isnâdihi mislehu. Aynen bu isnâdiyle bu hadis-i şerifi İmam-ı Tahavi Yunus Terike'yle rivayet eyledi. Gayre ennehu, şu kadar var ki lem yekul, bu rivayette demedi. Ve lem yâsilhu, ve lem yâsilhu demedi. Yani üzerine su döktü. Bu kadar geldi rivayette. وَاِتْبَاعُ الْمَاءِ, suyu itba etmek, hükmuhu, onun hükmü nedir? Hükmül gasli, yıkamak demektir. Suyu döktü, su aktı gitti, işte bu yıkamak demektir. فَلَا تَرَى, sen görmez misin? اَنَّا رَتُولًا, bir adam لَوْ اَسَابَ ثَوْبَهُ, onun elbisesini isabet ederse عَدْرَةُ النَّجِسْ فَاَتْبَاهَ, ona tabi kılarsa, o elbiseye dökerse الْمَاءِ, suyu حَتَّى ذَهَبَ بِهَا, hatta o necaset gidinceye kadar suyu dökerse اَنَّ ثَوْبَهُ, onun elbisesi kattavara temiz oldu. Yani onu ufalamadan onun üzerine suyu dökerse su o necaseti yavaş yavaş götürür. Nihayet o necasetten eser kalmadı mı işte o temiz oldu. Şu anda suyu döküp akıtmak da elbiseyi temiz eder, ufalamaya lüzum kalmaz. وَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَد۪يسَ زَائِدَةُ, Zaide bu hadisi rivayet eyledi. Yani Hişam ibn-i Urve, Hişam ibn Urve'den fekale fihi, ve rivayette dedi ki feda'a bima'in, suyu Resulullah Efendimiz istedi, fenedahahu, suyu döktü aleyhi, o necaset olan yere. Ve kale Malikun, Ebu Muaviye ve Abdetu, an Hişam ibn Urve, İmam-ı Malik Ebu Muaviye Abde Hişam ibn Urve'den rivayet etmiş olduğu hadiste dediler ki feda'a bima'in fesabbehu aleyhi, o suyu istedi, fasabbehu, suyu döktü aleyhi, ve elbise üzerine. Yani yukarıki rivayette fenatahehu, burada da fasabbehu. Demek ki bu Hişam ibn-i Urve'den gelen rivayette de iki lafız var. Nedahehu yahut da sabbehu. İkisi bir manayı olduğundan dolayı bazıları nedahehu demiş, bazıları da sabbehu. Fedelle zalik, bu delalet etti ki ennen nedhe nadih indehum, bunların indinde nedir? As-sabbu, dökmektir. Nedih böyle parmakların avucun içine suyu alıp parmaklarıyla serpmek değildir ya, suyu oraya dökmektir. Haddesena Fehdun kâle haddesena Ahmed ibn Yunus kâle haddesena İbn-i Şihab'in, doğrusu Ebu Şihab'in. Ebu Şihab rivayet eyledi an İbn-i Ebi Leyla, İbn-i Ebi Leyla'dan an İse ibn-i Abdurrahman, an Abdurrahman Ebi Leyla, an Ebi Leyla قال ابو ليلى dedi ki كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم, Peygamber Efendimizin yanında idim. Feci Ebil Hasan radıyallahu anh, Hazreti Hasan'ı getirdiler. Febale aleyhi, Peygamber Efendimiz üzerine bevleyledi. Ferat el kavmu, kavm murad etti ki en yuacciluhu, tacil ederler. Yani hemen onu oradan alalar. Baktılar ki bevli diyor. Hemen çocuğu kapıp oradan almak istediler. Fakale sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki İbni, İbni, benim oğlumdur, benim oğlumdur. Yani bırakın, bırakın. Bırakın, bevrini bitirsin. Kendi bevrini arada keserse sıkışır, vücuduna zarar verir. Bırakın. Bıraktılar. Felemma feraha min bevlihi, bevlünden farih olduktan sonra sabbe aleyhi, Resulullah Efendimiz döktü aleyhi, bevl üzerine elma, suyu döktü. حدثنا فهد قال حدثنا محمد بن سعيد قال أخبرنا بكيع عن ابن أبي ليلى فذكر مثله بإسناده أين حديث شريف ابن أبي ليلى دم فهد ترك إلى إمام التحاوي رواية إلى دلر حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا يحيى بن صالح قال حدثنا زهير بن معاوية عن عبد الله بن عيسى عن جده عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبيه قال Ebi Leyla buyurdular ki kündü câlisen inde Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem, Resul-i Ekrem Efendimiz yanında oturuyordum. Ve alâ batnihi, onun karnı üzerinde, ev alâ sadri yahut göğsü üzerinde de var idi. Hasenun, Hazreti Hasen, ev Hüseyin'i yahut da Hazreti Hüseyin, ravi şekk ediyor.
Febal aleyhi Resulullah Efendimiz'e bevli eyledi üzerine. Hatta ra'eytu, hatta gördüm. Bevlehu, onun bevlünü esari'e, öyle yol yol, yani elbisesinde böyle çizgiler çizerek aktığını gördüm. Fekumna ileyhi, biz kıyam eyledik ki onu oradan alalım. Alel ecele. Fekale, buyurdu ki de'uhu, bırakınız. Terk ediniz, bırakınız. Yani bevlünü bitirsin. Bevlünü bitirdikten sonra feda'a bimâin, Resulullah Efendimiz bir su istedi. Fesabbehu aleyhi, onun üzerine o suyu döktü. حدثنا فهد قال حدثنا أبو غسان قال حدثنا شريك عن سماك عن قابوس عن أم الفضل أم الفضل حزرة لبابة رضي الله عنها قالت أم الفضل dedi لما ولد الحسين حسين كي doğdu قلت يا رسول الله ben dedim ki يا رسول الله أعطنيه sen bunu bana ver أو ادفعه إلي sen bunu bana دفع فَلَاَكْفُلْهُ ben onu tekeffül edeyim, yetiştireyim. اَوْ اُرْدِعْهُ yahut da onu irda edeyim. Bile beni, benim kendi sütümle onu emdireyim. فَفَعَلَ Peygamber Efendimiz de verdi. فَاَتَيْتُهُ بِهِ bir müddet sonra onu ben getirdim. Eteytuni getirdim, Resulullah'a geldim, bihi Hazreti Hüseyin ile. Fevada'ahu Hazreti Hüseyin, Peygamber Efendimiz kuydu ala sedrihi, göksü üzerine, febal aleyhi, o da göksüne bevriyledi. Fesabe izarehu, izarına isabet eyledi, üzerine almış olduğu elbiseye değdi. Fekultu levhane dedim ki, ya Resulallah, a'tini, sen bana ver izareke, o izarını, asilhu yıkayayım. Kâle sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki innemâ yusabbu alâ bevlül gulam. Gulamın bevlü üzerine ancak su dökülür. Yani yıkamaya lüzum yok. Suyu döktün, akdini tamamdır o. Ve yuselu bevlül cariyeti. Cariyenin, kız çocuğunun bevlü de yıkanılır. Yani suyu dökmekle kafi değil. Suyu dökeceksin, onu ufalayacaksın, sıkacaksın, tekrar suyu dökeceksin, tekrar sıkacaksın, ona gasil denir, gasil olunur. Ama erkek çocuğun küne suyu dökersen akar gider, temiz olur. Kâle Ebu Cafer, İmam-ı Tahavvül buyurdu ki fâdihi Ümmül Fadıl, işte Ümmül Fadıl Hazreti Abbas radıyallahu anh'ın zevce-i mühteremeleri fî hadîsihâ hâze, bu hadisinde dedi ki innemâ yusabbü alâ bevlül gulam, gulamın bevlüne sabb edilir, yani su dökülür, dökülür. Ve fî hadîsihâ lezî zekernâhu fil fasl evvel, faslı evvelde yine Ebu Lübabe'nin hadisinde orucudur ki innemâ yundahu nethedilir min bevlül gulam. Gulamın bevlünde nethedilir. Burada yusabbu, orada da yundahu. Her ikisi de Hazreti Lübabe'den rivayet edildi. Resulullah Efendimiz orada yundahu alâ bevlül gulam, min bevlül gulam dedi. Burada da innemâ yusabbu alâ bevlül gulam. Veleyse felemmâ kâne mâ zekernâhu kezâlik. Bizim zikrettiğimiz böylece oldusa, Hazreti Lübabe'den gelen hadiste birisinde yundahu, birisinde yusebbi denildiği varid olduysa sebete sabit oldu ki ennen nethallezi vel bin nedih ki erade bihi fil hadisil evvel. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem birinci hadiste murad etmiş olduğu nedih huve sabbu, o sabdır. Öyle sab ki el meskuru hâhuna, bu ikinci hadiste zikredilen sabdır. İkisi bir manayadır. Böyle olduğu sabit oldu. Yani nadih sab, ikisi bir manaya geldi. Bununla bu sabit oldu. Biz bunları böyle ikisini bir manaya getiriyoruz. Ne için? Hatta la yetetadde zıdd olmaya el eteran. İki eser birbirine zıdd olmaya. Yoksa serpmek, parmak ucuyla suyu serpmek, suyu dökmek manasına olması, iki eser birbirine zıdd gelir. Bir zıdd gelmemesi için bu iki rivayetleri böyle böyle birbirlerine telif ederiz. İkisi de nadih sad manasına deriz. Ve hâdâ Ebu Leyla. İşte Ebu Leyla felem yehtalifen, ondan ihtilaf etmedi ki ennehu râin nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz'i gördü, sabbe alel bevli, bevl üzerine döktü elma suyi. Yani nadih burada sad manasına oldu. Bundan da çıktı ki sad rivayet eyledi. Fesebete bihâdîl asar, bu eserlerle sabit oldu ki enne hükme bevril gulam, gulamın bevlünün hükmü huvel gaslü, o da yıkamaktır.
İlla enne zâlikel gâsle illâ o gâsıl yücizi'u minhu. Ondan kifayet eder. As-sabbu suyu dökmek. Suyu döktün mü yıkamak demektir o. Yücizi'u minhu sabbu o erkek çocuğunun bevlünü temizleme için suyu dökmek kifayet eder. Ve enne hükme bevlil cariye cariyenin bevlünün hükmü de huvel gâslu gâsıldır yıkamaktır. Ey daha yine böylece. Yine böylece de değil. Yani onu da yıkayacaksan onu da ikisini de yıkamak lazım. İkisi de necistir. Yalnız erkek çocuğuna suyu döktün mü o yıkamaktır. Fakat cariyeninkini onu da yıkayacaksın ama onunkisi bir de ufalamak icap ediyor. Ve fırrige tefrik edildi. Fil lefsi lefiz de beynama ikisinin arası tefrik edildi. Tefrik edildi. Birisine sab denildi. Birisine de gasil denildi. Lefizler ayrı ayrı geldi. Ve inkâne müsteviyeyni fil mâna. Mânada müsavi oldukları oldukları halde. Niçin ayrı ayrı geldi? Madem ikisi de necistir, ikisi de yıkanıyor. O da gasil, o da gasil. Ha, mânada müsaviler ama lil illetilleti şurbil illet için lefiz de tefrik edildi ki zekerine bir zikreyledik. O da neden? Min dîkil mehreci, mehrecin bevlünün çıktığı yerin dar olmasında erkek çocuğunda ve siyati geniş kız çocuğunda da geniş olmasından dolayı lefizler ayrı ayrı geldi ama mana itibariyle birdir. İkisi de yıkanılacaktır. O olan çocuğuna suyu dökersin, o yıkanmaktır. Kız çocuğunki bir de ufalırsın suyuyla beraber. فَهَذَا حُكْمُ هَذَا الْبَابِ مِنْ تَرِيْكِ الْحَسَرِ Eserler tarikiyle bu babın hükmü budur. وَهَمَّا وَجْهُ مِنْ تَرِيْكِ النَّزَرِ Nazar tarikine gelince, kıyas tarikine gelince فَاِنَّا رَأَيْنَا Biz gördük el-gulâme vel-cariye oğlan ve kız çocuklarını gördük. Hükmü ebvâlihima bevullerinin hükmü sevabı müsavidir. بَعْدَمَا يَكُلَانِ الْتَعَامِ Yemek yedikten sonra yemek yemeye başladılar mı? Oğlan çocuğu olsun, kız çocuğu olsun. Bevullerinin hükmü birdir. Ayrılık yoktur. فَالنَّظَرُ عَلَى ذَلِكَ Buna kıyasen en yekûne ola. Eyda böylece yani yemek yedikten sonra nasıl bevulleri müsavi ise sevaen müsavi ola kablen ye'kulet ta'am yemek yemezden evvel de müsavi ola. Yemek yemeye başladılar mı? Bunların idrarlarının hükmü bir. Öyleyse yemek yemezden evvel de bunların bevullerinin hükmü aynen müsavi ola. Kıyas bunu icap eder. فَاِذَا كَانَ بَوْلُ الْجَارِيَةِ نَجِسًا Kız çocuğunun bevlü necis ise فَبَوْلُ الْغُلَامِ اَيْذَا نَجِسٌ Oğlan çocuğunun da bevlü necistir. Bu böyle icap eder. Yani kıyas da bu. وَهَذَا işte bu قَوْلُ اَبِي حَنِفَةَ İmam-ı Azam'ın kavli ve Ebi Yusuf ve Muhammed Rahimahullah bu üç imamın kavli de budur. Yani necis olmakta oğlan çocuğu, kız çocuğu yemek yemezden evvel de, yemek yedikten sonra da bevulleri necistir. Yalnız yemek yemeye başlamazdan evvel oğlan çocuğunun idrarı elbiseye gelirse su dökülür, ufalamaya, sıkmaya lüzum yoktur, o temiz olur. Kız çocuğununki öyle değildir, döküldü mü? Bevlün üzerine su dökülüp ve yıkanılacaktır, sıkılacaktır. Necis olmasında necistir. İmam-ı Malik'in, Sevri'nin, Hasan-ı Besri'nin, Said İbn-i Müseyyeb'in, İbrahim-i Nehai'nin ve diğer Kufi'nin mezhepleri de budur. Bu mesele burada hülasa ediliyor. Ve böylece bu hüküm burada bitiyor. Vallahu Teala alem ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem.